Etkili iletişim. İletişim süreci kaynaktan başlıyor arkadaşlar. Şifreleme, kanal, kodlama alıcıya ulaşıyor. Daha sonra alıcına yorumlanan bu mesaj geri bildirim olarak kaynağa geliyor arkadaşlar. Bu aradaki şeylerden mesaj olarak geçiyor. Yani kaynaktan mesaj çıkıyor, şifreleniyor. Daha sonra kanal vasıtasıyla iletiliyor, kodlanıyor. Daha sonra alıcıya ulaşıyor ve alıcıdan geri bildirim olarak kaynağa geliyor arkadaşlar. İletişim, bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir. İletişimin gerçekleşmesi için iki sistem gereklidir. Bu sistemler iki insan, iki hayvan, iki makine ya da bir insan ile bir hayvan, bir insan ile bir makine, örneğin bir bilgisayar olabilir. Enformasyon tek yönlü bilgi üretimi, iletimidir arkadaşlar. Kiralık 3 oda ilanına yalnızca okuyup geçersiniz. Bu uyarıcı için bir enformasyon olmakla kalır. Ev sahibiyle yüz yüze ya da telefonla konuşmanız durumunda ise iletişim ortaya çıkıyor arkadaşlar. Böyle bir örnek verebiliriz enformasyon ve iletişime. İletişim türleri. Birincisi kişi içi iletişim, ikincisi kişiler arası iletişim, üçüncüsü örgüt içi iletişim, dördüncüsü ise kitle iletişim arkadaşlar. İletişim türleri 4 tane. Kişi içi iletişimden bahsedelim. İnsanların kendi işlerinde bir takım mesajlar üreterek ve bunları yorumlayarak gerçekleştirdikleri iletişime kişi içi iletişim diyoruz. Kişilerin bilinç dışlarındaki ve bilinçlerindeki bir takım dinamikler iç çatışmalarına yol açabilir. Gürültü türlerinden psikolojik gürültü kişi içi iletişim çatışmalarını da kapsıyor arkadaşlar. Kişi içi çatışmaları iki grupta toplanıyor. Bilinç dışı çatışmalar. Kişilerin bilinç dışlarında baskıda tutulan ve bu çatışmalar bazı gözlenen davranışlara yön verebilir. Bir insanın belli bir anda farklı güdülere, ihtiyaçlara sahip olması da yanaşma kaçınma ya da kaçınma kaçınma türünde çatışmalara yol açabilir. Bu çelişkisinin yarattığı rahatsızlıktan kurtulmak için psikolojik savunma mekanizmalarından birisini, örneğin mantığa bürümeyi kullanarak, söz gelişi mantığa bürümeyi tercih ederek sigara stresimi azaltıyor. Atın ölümü arpadan olsun ya da acı patlıcanı kırağı çarmaz diyecektir bir kişi. Bu çatışmadan kaçınmak için. Bilinç çatışmaları kişilerin zihinlerindeki bilişsel yapılarla ilgilidir. Kişi birbiriyle çalışan bilişsel öğelere sahipse ya da mevcut bilişsel dengesiyle çalışan yeni uyarıcılarla karşılaşırsa iç çatışma yaşar arkadaşlar, içi çatışma yaşar. Bilgiye yani tutuma aykırı bir davranışta bulunan kişi bilişsel çelişkiye düşer, rahatsız olur. Bu çelişkiden kurtulabilmek için şu üç yoldan birisine yönelir. Davranışını değiştirir, tutumunu değiştirir, yeni bilgiler edinerek o konudaki mevcut bilgisini değiştirir. Çatışmadan bahsedelim. Çatışma birbirleriyle uyuşmayan iki güdü ya da dürtünün aynı anda uyarılması sonucu ortaya çıkan psikolojik durumdur. Kişiler arası iletişim. Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimlere kişiler arası iletişim diyoruz. İletişim, sosyal iletişim, sosyal etkileşim ve kişiler arası iletişim türleri, terimleri bazen eş anlamda kullanılıyor. Eğer hem gönderici hem de alıcı birer organizma, örneğin birer insan ise bu iletişim şekline sosyal iletişim adı verilir. Kapıda bekleyen güvenlik görevlisiyle müşteriler arasındaki iletişim sosyal iletişimdir arkadaşlar. Bir iletişimin kişiler arası iletişim sayılabilmesi için şu üç ölçütün gerekli olduğu belirtilmiş. Kişiler arası iletişime katılanlar belli bir yakınlık içinde yüz yüze olmalıdır. Katılımcılar arasında tek yönlü değil, karşılıklı mesaj alışverişi olmalıdır. Söz konusu mesajlar sözlü yani verbal ya da sözsüz non-verbal nitelikte olmalıdır. Bu iki tür mesaj dışındaki mesajların kullanıldığı iletişimler, örneğin yazışmalar, kişiler arası iletişim sayılmaz arkadaşlar. Kişiler arası iletişim sözlü olarak dil ötesi dil şeklinde yani niyet edilmiş ya da niyet edilmemiş şeklinde. Sözsüz olanlar ise yüz ve bedensel temas, bekan kullanımı ve araç kullanımı şeklinde arkadaşlar. Yüz ve bedenden bahsedelim. Daha sonra mimikler var yüz ve beden olarak. Bedensel temas yine aynı ayrı bir örneğimiz.
Mekan kullanımı var arkadaşlar. Mekan kullanımı mahrem mesafe 45 santime kadar arkadaşlar. 0,45 santim mahrem mesafe. 0,46 1,2 kişisel mesafe metre. Daha sonra 1,2 ile 3,5 metre sosyal mesafe oluyor. 3,5 metrenin ötesi ve 3,5 metre ve ötesi kamusal mesafe oluyor arkadaşlar. Mekan kullanımı da bu şekilde. Daha sonra araçlar var. Örgüt içi iletişimden bahsedelim arkadaşlar. Örgüt iş ve işlev bölümü yaparak bir otorite hiyerarşisi içinde ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanların faaliyetlerinin koordinasyonudur. Örgütlerin nitelikleriyle ilgili olarak örgüt içi çatışmaların pek çok türü olabilirse de en çok rastlanan çatışmalar rol çatışmaları ve ast-üst ilişkilerinden doğan çatışmalar olarak iki grupta toplanabilir. Araştırmalar iki kişi arasında alınıp verilen mesajların %7'sinin kelimelerle, %38'in seslerle yani alçak, yüksek ses olması ile, ritimle, tonlama ile, %55'inin de vücut hareketleriyle ilgili en çok yüz ifadeleriyle algılandığını göstermiş. Yani burada beden dili önemli arkadaşlar. Kitle iletişimi. Bir takım bilgilerin, sembollerin bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş toplulukla insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine kitle iletişim diyoruz arkadaşlar. Kitle iletişim araçları ile ilgili çatışmalar 5 grupta toplanıyor. Kitle iletişim araçları arasında çatışma. Zaman zaman iki ayrı gazetede, dergide yazı yazan fikir adamların birbiriyle polimeli kalemle düelloya giriştikleri görülür. Okuyucularına kupon karşılığında ansiklopedi hediye veren gazeteler hangi ansiklopedinin daha iyi olduğu konusunu sütunlarında uzun süre tartışırlar. Kişi içi çatışmalar ve kitle iletişimi ise kitle iletişim araçları kişilerin iş çatışmaları üzerinde etkilidir. Bu etki iki şekilde olabilir. Kitle iletişim araçları bazen iç çatışmalara yol açabilir, bazen çatışmaları azaltabilir. Beğendiği politikacıyı eleştiren bir yazıyı okuyan kişi daha sonra o politikacının lehinde yayımlanan yazılara dikkat edebilir ve böylece ona ilişkin eski tutumunu güçlendirmeye çalışabilir arkadaşlar. Kişiler arası çatışma ve kitle iletişimi, kitle iletişim araçları ve kişiler arası iletişimi çatışmalara etkileme gücüne sahiptir. Bu etkileme başlıca iki şekilde ortaya çıkar. Kitle iletişim araçlarının varlığı bir takım kişiler arası çatışmalara yol açabilir. Kitle iletişim araçlarının verdiği mesajlar kişiler arası ilişkileri çatışmalara etkileyebilir. Kitle iletişim araçlarında örgüt içi çatışmalar, kitle iletişimini yürüten kurumlar içinde insanların görev yaptığı örgütlerdir. Herhangi bir örgüt için geçerli olan çatışmalar bu örgütlerde de yaşanabilir. Kitle iletişimini yürüten bir örgütte astlar üstler arasında statü farkından doğan ya da rollerden kaynaklanan bir takım çatışmalar yaşanabilir arkadaşlar. Kitle iletişimi ve toplum. Kitle iletişim araçlarının işlevleri diğer bir ifadeyle topluma yönelik etkileri başlıca 3 grupta toplanabilir. Kamuoyuna bilgi, haber iletmek, toplumdaki bir takım çatışmalarda örneğin politik çatışmalarda taraf olmak, toplumdaki çatışmalar karşısında uzlaştırıcı, yatıştırıcı yönde tavır almaktır. Kitle iletişim araçlarının bu işlevleri kişilerin bilişsel duygusal gelişimlerine katkıda bulunabileceği gibi kamuoyunda bir takım yeni tutumların oluşmasına ya da mevcut tutumların değişmesine de önemli katkıda bulunabilir arkadaşlar. İletişimin önündeki engellerden bahsedelim. Korkular var, ön kabuller, duyarsızlık, isim takma merakı, kendine güvensizlik, alınganlık, sürekli kendini öne çıkarma. Birine isim takmaya kalkıştığınızda hemen şunu hatırlayın. İşaret parmağınız o kişiyi gösteriyor olabilir ama geriye kalan 3 parmağınız sizi göstermektedir arkadaşlar. Yani önce kendimizi eleştirmek gerekiyor. Temel iletişim becerileri. Karşımızdakini dinlemek, kendini tanımak, kendini doğru ifade etmek. Dinleme şekillerinden bahsedelim. Görünüşte dinleme, savunmada dinleme, seçerek dinleme, tuzakçı dinleme, denetçi dinleme, nezaketen dinleme, ürkek dinleme, yaltaklanmaca dinleme şeklinde var. Dinlemenin önündeki engeller. Fiziksel engel. Ortalama hızla konuşan bir insan bir dakika içinde en fazla 150-200 kelime söyleyebilir. Oysa beynimiz bir dakikada
içinde yaklaşık 450 kelimeyi anlayacak kadar hızlı çalışırım. Bir başka ifadeyle beynimiz konuşanın söylediklerinin yaklaşık 3 katı kadar sözü işleyebilecek kapasitedir. Bu durumda karşımızdaki konuşurken beynimiz söylenen sözcükleri çoktan yutmuştur ve boş kalmamak için de başka şeyler düşünmeye koyulur. Tutum ve davranışlarımızla ilgili engeller, karşımızdakini kendimizle karşılaştırmak, karşımızdakinin düşüncelerini okumaya kalkışmak, kendi söyleyeceklerimize hazırlanmak, söylenenleri filtreden geçirmek, söylenenlerin bitmesini beklemeden hüküm vermek veya yaftalamak, karşımızdaki konuşurken hayal kurmak, karşımızdakinin anlattıklarında yaşadıklarımıza benzer bir şey olduğunda kendi başımızdan geçeni düşünmeye koyulmak, kendi yaptığımız her şeyin doğru olduğunu kabul etmek ve eleştirilere kulak kapamak istemek, işimize gelmediğinde konuyu değiştirmek, sürekli evet haklısın, ben de öyle düşünüyorum diyerek hoşa gitmeye çalışmak. Can kulağıyla dinleme. Dinlerken konuşan kişinin gözlerine bakın, konuşan kişiye doğru biraz eğilin. Başınızı sallayarak veya anlattıklarını kendi kelimelerinize tekrar ederek konuşanı cesaretlendirin. Sorular sorarak konuya açıklık kazandırın. Biri bir şey anlatırken başka bir şeyle meşgul olmayın, başka şeyler düşünmeye çalışın. Çok kızdığınız ya da şaşkınlığa uğradığınız durumlarda bile önce gerçekte ne söylendiğini anlamaya çalışın arkadaşlar. Kendini tanımak, benim duygularım, benim düşüncelerim. Etkin iletişimin anlamı duygularımızı paylaşmamız ve içinde tutamamamızdır, paylaşmaktır. Kendini açmaya bakalım. Açık benlik, kör benlik, gizli benlik, bilinmeyen benlik şeklinde şeyleri var, bölümleri var arkadaşlar kendini açma. Kendini doğru ifade etmek. Mesajlarımız insanlarla konuşurken pek çok şey öğreniriz. Ama verdiğimiz mesajların dört öğeden oluştuğunu çoğu zaman farkında bile olmayız. Oysa bu öğelerin her birinde ifade tarzımız, hatta kullandığımız kelimeler bile birbirinden farklıdır. Mesajlarımızın bu bahsettiğimiz dört öğesi gözlemler, düşünceler, duygular ve ihtiyaçlar şeklinde. Takım mesaj, kısmi mesaj, pardon tam mesaj, kısmi mesaj, kirli mesaj. Tam mesajlar ifade öğelerinin dördünü de içeren mesajlardır. Dört öğeden birini dışladığımızda kısmi mesaj vermişsiniz demektir. Gözlem, ihtiyaç, duygu ve düşünceleri açıkça ifade etmeden tümünü birbirine karıştırarak verilen mesaj da kirli mesajdır arkadaşlar. Değişik insanlarla iletişim kurduğunuzda tam mesaj mı, kısmi mesaj mı verdiğinizi sınamak için kendinize aşağıdaki soruları sorun. Olguları mı anlattım? Bunlar benim gözlemlerime, olduklarıma, okuduklarıma ya da duyduklarıma mı dayanıyor? Düşüncelerim ve vardığım sonuçları açıkça ifade edebildim mi? Herhangi bir suçlama ya da yargıda bulunmadan duygularımı ifade ettim mi? İhtiyaçlarımı herhangi bir suçlama ya da yargıda bulunmadan açıkladım mı? Bunları sorun arkadaşlar. Mesajın hazırlanması. Kendinizi hazırlamak, karşımızdakinin farkında olmak, mekanı hazırlamak şeklinde. Etkin ifadenin kuralları, ne söylenmek isteniyorsa bu dolaysız, hemen, açıkça, dürüstlükle, karşısındakini yaralamadan ifade edilmelidir arkadaşlar. Soru tiplerine bakalım. Evet, hayır, kapalı bilgi alma, açık bilgi alma, ucu açık sorular var. Soru yanıtlamanın 5 adımı, dinle, ne sorulduğuna dikkat et. Düşünmek için zaman kazan, soruyu tekrar et, soruyu cevapla ve bir destek sözcüğü kullan. Dur, sakın özür dileyerek bitirme. Kötü niyetli soruları yanıtlama taktikleri. Sorunun bir kısmına yanıt verin, sorunun odak noktasını değiştirin, soruyu tartışın, köprü korun, olumsuz ifadeyi olumlu hale getirin. Hayır deme taktikleri. Benim ihtiyaçlarım, başkalarının ihtiyaçlarını tartarak hayır diyebiliriz. Kendinden emin konuşmak. İnsanlar birbiriyle iletişim kurarken 3 farklı tutum sergiler içindeler. Saldırgan, pasif, kendinden emin. Kendinden emin ifade, kendinden emin dinleme. Kendinden emin ifadenin 3 öğesi vardır. Durumun sizin açısınızdan ortaya konması, durumun sizde yol açtığı duyguların dillendirilmesi, durumla ilgili kendi isteklerimizin belirtilmesi şeklinde. Kendinden emin iletişim önerileri. Karşınızdaki kişiyle fikir ayrılığınızı yumuşak bir dille ifade edin. Fikir ayrılığını açıkça belirtin. Karşınızdakinden
kendisine daha açık ifade etmesini talep edin. Neden sorun? Haklarınızı koruyun. Fikirlerinizi aşırı derecede savunmaktan kaçının. Tekrardan kaçınmamayı öğrenin. Duygu ve düşüncelerinizi ifade etme yeteneği kazanın. Kendinizi hakkında konuşabilin. Kendiniz hakkında. Konuşma başlatın. Övgüleri kabul edin. Uyumlu iletişim içinde olun. Etkin iletişim kendinden emin ifade ve kendinden emin dinleme üzerine kuruludur. Yoksa iletişimde tartışmalar, çatışmalar ve sorunlar kaçınılmaz hale gelir arkadaşlar. Eleştiri, iç benliğimizi koruma ve savunma ihtiyacı dış dünyadaki davranışlarımızı etkiler. Sürekli eleştirilen, azarlanan, genel görüşü benimsenmeye zorlanan insanlarda öfke ya da davranış bozuklukları görülür. Ya da duygularınızı içinize gömerseniz oradasınızdır ama içinize kapanmışsınızdır. Sürekli eleştiri ve azar sonucunda insan kendini gerçekleştiremeyeceğine inanmaya başlar. Başarı kazandığında bile bunu kabul etmez. Başarılıları ise asla affetmez. Eleştirmenin kuralları var. Eleştirilen davranışı yapmamak, olumlu sonuç almak amacıyla eleştirmek, karşıdaki insanın kişiliğine hakaret etmemek, genellemelerden kaçınmak, özel ortamlarda eleştirmek, duygusal zemine dikkat etmek, insanları karşılaştırmamak, eleştirilere karşılık vermek şeklinde. Olumsuz bir şey olmasına rağmen eleştiri gene de bir iletişim biçimidir. Eleştiri bizim açımızdan bir bilgilenme, bir geri bildirimdir. Eleştirilerden kendi payımıza sonuçlar çıkarmak, davranışlarımızı değiştirmek ve düzeltmek bizi kazançlı kılar. Bu nedenle eleştirilere açık olmalıyız. Ne var ki bütün eleştirilere aynı şekilde karşılık vermemiz mümkün değildir. Çünkü eleştiriler de yapıcı eleştiriler ve yıkıcı eleştiriler diye ikiye ayrılır. Yıkıcı eleştirilerin kendinden emin konuşma tarzı ile karşılanması yumruk atmaktan ya da karşı saldırıya geçmekten daha etkilidir. Empatiden bahsedelim. Empati, bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır. Empati tanımı 3 temel öğeden oluşmaktadır. Empati kuracak kişi kendisini karşısındakinin yerine koymalı, olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır. Empati kurmuş sayılmamız için karşımızdaki kişinin duygularını, düşüncelerini ve doğru olarak anlamamız gereklidir. Empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın karşıdaki kişiye iletilmesi davranıştır. Karşımızdaki insanlara empatik tepki vermenin başlıca 2 yolu vardır. Yüzümüzü, bedenimizi kullanarak onu anladığımızı ifade etmek ve sözlü olarak onu anladığımızı ifade etmek şeklinde. Empatinin sempatiden farklılığı, eski Yunanca'daki simpatia teriminden İngilizce'ye simpati olarak aktarılan terimin kelime anlamı birisiyle birlikte acı çekmektir. Bir insana sempati duymak demek, o insanın sahip olduğu duygu ve düşüncenin aynısına sahip olmak demektir. Karşımızdaki kişiye sempati duyuyorsak onunla birlikte acı çekeriz ya da seviniriz. Empati kurduğumuzda ise karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini anlamak esastır. Kendimizi sempati duyduğumuz kişinin yerine koymamız ve onu anlamamız şart değildir. Sempatide yandaş olmak esastır. Empatide anlamak, sempatide ise anlamış olalım ya da olmayalım karşımızdakine hak vermek söz konusudur. Çevremizdekiler bize sempati duyduklarında bir gruba ait olduğumuzu, bizimle empati kurduklarında ise bizi anladıklarını hissederiz arkadaşlar. Günlük yaşamda empatinin önemi ve empati ile ilişkili değişkenler. Terapi, danışma ortamlarının yanı sıra günlük yaşamın hemen her kesiminde empatik anlayış insanları birbirine yaklaştırma, iletişimi kolaylaştırma özelliğine sahiptir. İnsanlar kendileriyle empati kurulduğunda anlaşıldıklarını ve kendilerine önem verildiğini hissederler. Diğer insanlar tarafından anlaşılmak ve önem verilmek ise bizi rahatlatır, kendimizi iyi hissederiz. Empatinin kişiler arası iletişimi kolaylaştırıcı özelliği bilindiği için empatik becerilerini artırmak amacıyla çeşitli meslek mensuplarına empati eğitimi verilmektedir. Güvenlik elemanları gibi. Kaygı, depresyon, çocukları ihmal ve istismar etme ve saldırganlık ile empati kurma arasında negatif ilişki vardır. Stres ve risk yönetimi. Stresle başa çıkma ve stres yönetimi.
Memnuniyet verici olup olmadığına bakılmaksızın her türlü talebe bedenin uyum sağlamak için gösterdiği tepkiye stres diyoruz. İnsan organizması tehdit karşısında yaşadığı stresli durumlarda hem bedensel hem psikolojik olarak bir dizi tepki meydana getirir. Bu tepkiler her insanda kişilik ve çevre gibi faktörlere bağlı olarak farklı düzeylerde meydana gelir. Stres verici şeye stresör diyoruz. Risk yönetimi. Bu kavram örgüt içerisindeki belli kişilerce niyetlenilen gelecekteki sonuçlar ile onların nasıl elde edileceği ve başarının nasıl ölçülüp değerlendirileceği ile ilgili kararların alındığı sürekli ve sistematik bir süreçtir. Stresin belirtileri var. Fiziksel belirtiler, yani organik olmayan belirtiler. Tansiyonun yükselmesi, sindirim bozukluğu, terleme, nefes darlığı, baş ağrısı, stresi, yorgunluk, alerji, mide bulantısı, aşırı terleme. Psikolojik belirtiler, yani kendimizdeki stres belirtileri, gerginlik, geçimsizlik, işbirliğinden kaçma, sürekli endişe, yetersizlik duygusu, yersiz telaş, saldırganlık veya düşmanlık, duygusal olarak tükendiğini hissetme. Davranışsal belirtiler, kendimizdeki stres belirtileri yani. Uykusuzluk, uyuma isteği, iştahsızlık, yeme alışkanlığında artış, sigara kullanma, alkol kullanma, hafızada zayıflık, düşük verimlilik, mizah anlayışı kaybı, muhakemede zayıflama, insanlara karşı güvensizlik, başkalarını suçlamak. Stres durumlarına hem zihinsel hem de fiziksel açıdan olumlu ve olumsuz olmak üzere iki yönlü bakmak gerekiyor. Stresin zihinsel açıdan olumlu yönünü bireyi karşılaştığı güçlükleri aşması için güdülemesi ve kamçılaması olarak görülebilir. Yine beklenmedik bir durum karşısında insanın yüzünden kanın çekilerek kol ve bacak kaslarına basınç yapması ve bu organların normal zamanlara göre daha da güçlenmesi de stresin fiziksel açıdan olumlu yönleri olarak görülebilir. Stresin zihinsel ve fiziksel açıdan olumsuz yönleri ise bireyin normal dışı davranışlar göstermesi ya da psikolojisinin bozularak çaresiz yani tepkisiz kalmasıdır. Stres verici olay uzun sürerse etkiler organizmada geriye dönülmesi zor hasarlar meydana getirir. Cilt hastalıkları, kronik kalp rahatsızlıkları, kolesterol ve buna benzer şeyler. Günümüzde stresör olarak kabul edilen uyarılar fiziki tehlikeden daha çok sosyal, ekonomik ve siyasal içeriklidir ki bunlar süreklilik arz eder. Stres kaynakları yani sebepleri, motivasyon etkileri, fiziksel ve duygusal sebepler, bireysel etkenler, çevresel faktörler, iş ortamından kaynaklanan öğeler var arkadaşlar. Stres, yönetici ve iş gören tüm personel çeşitli boyutlarda etkileyerek bireysel ve kurumsal verimi olumsuz yönde etkilemektedir. Değişik ülkelerde yapılan birçok araştırmayla polis ve stres konusu irdelenmiş. Polisin stres düzeyi oldukça yüksek bir meslek olduğu, polis ve memurların yoğun stres altında bulundukları ve psikosomatik, psikolojik kökenli fiziksel rahatsızlık yani şikayetlerin oldukça yaygın bir durum gösterdiği ortaya konmuş arkadaşlar. Stresle başa çıkmanın yolları, kurumsal yöntemler. Stresle başa çıkmak için aşağıdaki kurumsal yöntemlere önem verilmesi gerekmekte. Duygusal iklim denetimi, çalışanların rollerinin yeniden tanımlanması ve zenginleştirilmesi, aşırı iş yükünün ortadan kaldırılması, çalışma saatlerinin ve şartlarının düzenlenmesi, işbirliğine dayalı çalışma ortamı sağlanması, kararlara katılım imkanı sağlanması, iletişimin güçlendirilmesi, çalışanlara gelişme imkanı sağlanması, yöneticilerin tutarlılığı, personelin ortak değerler etrafında birleştirilmesi, bütünleştirilmesi, kişisel stresle mücadelesinde personele destek olunması. Stresle başa çıkmada bireysel stratejiler, bunlar bedensel hareketler yani egzersizler, solunum egzersizi, gevşeme, beslenmeyi düzenleme, toplumsal destek, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılma, masaj, zaman yönetimi, uyku düzeninin sağlanması. Motivasyondan bahsedelim. Motivasyon amacınıza ulaşmak için sizi harekete geçiren istekleri, coşkudur. Başkalarını sizin için bir şeyler yapmaya teşvik eder. Motivasyon iki tür vardır. İç motivasyon ve dış motivasyon. İç motivasyon kişinin kendi kendisini motive etmesi. Diğeri ise kendi dışınızda birilerini motive etmedir. Kendi kendinizi motive edebiliyorsanız dışınızdakileri daha kolay motive edebilirsiniz. İşten motive olan kişi düşünceyi eyleme dönüştürür, hedeflerini belirler ve onlara ulaşmak için harekete geçer. Motivasyonu etkileyen değişkenler, bireyin yetenekleri, bireyin zekası, bireyin becerileri ve bilgi düzeyi, işe bakış açısı, bireyin yapmak istedikleri ve yapması gerekenler, işin kendisi,
işin bireye sunacağı ilerleme sorumluluk ve tatmin edebilme ölçütü şeklinde. Motivasyon ve iş yaşamına etkileri. Çalışanların işletmeye ve işletme kültürüne bağlılığı artar. İşletmede verimliliğin artırılmasında etkilidir. Motivasyonu yüksek olan çalışanların morali yüksek olur. İşletmenin personel devir oranı düşük olur. Çalışanların iş tatmini yüksek olur. Çalışanların işten kaytarma oranı azalır. İşletmelerin maliyetinde azalma olur. İşletme ve çalışanlar için çalışma hayatının kalitesini yükseltir. İşletmelerin ürün ya da hizmetlerin kalitesinin yükselmesinde etkilidir. Etkili motivasyon araçları işletmelerin amaçlarına ulaşmasında etkilidir arkadaşlar. Takım çalışması, anlam ve önemi. Takım kavramı en yanlış şekilde iki ya da daha fazla kişinin bir amaç doğrultusunda ortak çaba göstermesi olarak tanımlanıyor. Etkili bir takım olmanın bazı önemli satır başları vardır. Takım elemanları arasında yüksek düzeyde etkileşim ortamının olması, takım vizyon ve misyonun olması ve tüm takım tarafından vizyon ve misyon paylaşılır hale gelmesi, misyonun. Takımda paylaşılan ve benimsenen liderliğin olması, yaratıcılığın artırılması ve sinerjinin sağlanması ve farklı uzmanlık alanlarına seçilmiş takım üyelerinin olması, takım elemanların biz düşüncesini benimsemiş olması arkadaşlar. Problem çözme yolları. İnsanın problem üreten ve problem çözen yönü onu diğer canlılardan ayıran önemli bir özelliğidir. İnsan hayatı boyunca karşılaştığı problemleri çözerken genelde analitik, alternatifli, esnek, orijinal ve sentezci, sistemci düşünme biçimlerinden birini veya bunların herhangi bir kombinasyonunu kullanır. Analitik yani tahlilci düşünmeyle üretilen çözümler mantıkidir ve tek veya az sayıda cevabı içerir. Alternatifli sıra dışı düşünme ise hayal gücü gerektirir ve insanı pek çok muhtemel cevaba veya düşünceye götürür. Bu yöntemle üretilen fikirler dizisi içinden uygulanabilir olanlardan tespit için analitik düşünmenin ve bu yöntemlerin kullanılması gerekir. Beyin fırtınası her iki düşünme biçiminin kullanıldığı problem çözme şeklidir. Anahtar kelimeler çok sayıda fikir, bir grup insan ve kısa süredir. Bu yöntemde esas hedef mümkün olduğu kadar çok sayıda düşünce oluşturup bunları daha sonra değerlendirerek problemlere çözüm bulmaktır. Beyin fırtınasının basamakları problemin belirtilmesi ve tartışılması, problemin değişik açılardan yeniden tanımlanması, yeniden tanımlanan problemin bu yeni ortaya çıkan tanımlardan biri temel alınarak kaç şekilde çözülebileceğini sorulması, ısınma turu, beyin fırtınası, en akla gelmeyecek yol, son olarak da değerlendirme. Problem çözümündeki aşamalar. Problemler bireyin ve kurumun ortaya koyacağı verimliliği ve performansı doğrudan etkilerler. Çözülen her problem yeni bir durum ya da gelişme yaratır. Bir problemin çözümü 6 aşamada formüle edilebilir. Problemin farkına varma, tanıma, problemin tanımlama ve sınırlama, tanımlama, problemin çözümünü sağlayacak bilgi ve bulguları toplama, yani bilgi toplama, problemin çözümünü sağlayacak hipotezlerin belirlenmesi, yani hipotezleri saptama, problemin çözümünü sağlayacak en uygun hipotezin seçilmesi, en uygun hipotezi seçme yani, problemin çözülmesi ve sonuca ulaşılması, yani son aşama problemi çözme şeklinde. Teşekkürler arkadaşlar.